Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün oğlum için arkadaşlar BİM marketten almış olduğumuz malzemelerle doğum günü pastası hazırlayacağız inşallah. Böyle Red Velvet pasta kekini falan görünce arkadaşlar hemen malzemelerle elime ne geçtiyse aldım. Bakalım ortaya nasıl bir pasta çıkacak. Oğlum 20 Ağustos doğumlu. Biraz ertelemiştik doğum gününü. Biraz farklı uğraşlarımız, telaşlarımız olduğu için arkadaşlar bugüne nasip oldu. Aslan burcu da olduğu için bakalım aslan gibi bir pasta yapabilecek miyim? Şöyle Red Velvet pasta kekini sizlere de göstereyim. 8.90 aldım arkadaşlar pasta kekini. Böyle yeni bir ürün arkadaşlar. Elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde yapmaya, tanıtmaya, yeni ürünlerde denemeye çalışıyorum arkadaşlar sizler için de. Şöyle de göstereyim. 10-12 kişilik bir pasta. Malzemelerde pasta keki, pasta kreması, krema olacak, kuvertür çikolatalardan olacak, hazır pasta kreması, süt olacak arkadaşlar. Burada da hazırlanışı, yapılışı, besin öğeleri, besin değerleri hepsi yazıyor. Öncelikli olarak pasta kremasının hazırlanışını yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da süslemelerini yapacağız. İnşallah güzel bir pasta ortaya çıkacak. Hadi başlayalım. Bir cezvemize arkadaşlar böyle suyumuzu koyuyoruz. Ocağımızın altına açıyoruz. Üzerine de tava isterseniz arkadaşlar ben böyle bir kap koyacağım. Daha derin olması açısından. Tabii siz tavada koyabilirsiniz. Ya da başka bir kapta, yanmaz bir kapta eritebilirsiniz. Benvari usulü arkadaşlar kremamızı şu şekilde ve çikolatamızı bunu bir güzel eriteceğiz arkadaşlar. Bu çikolatanın fiyatına da hemen bakayım. 9.90'mış arkadaşlar çikolatanın fiyatı. Kremanın fiyatı da 7.5 liraymış. Şöyle tekrardan göstereyim. Bunları şimdi suyumuz kaynayınca kabımıza koyacağız ve eriteceğiz. Su kaynama noktasına geldi arkadaşlar. Şimdi kremamızı boşaltıyoruz. Sonrasında da çikolatamızın böyle arkadaşlar açayım. Vallahi muhteşem bir çikolata görünüyor arkadaşlar. Şu şekilde bunun da 3-6 parçasını katayım. Bunu bir güzel eritiyoruz. Çikolatamız ve kremamız eridi arkadaşlar. Bu kıvam yeterlidir. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bunun sıcaklığıyla zaten iyice eriyecektir. Sonrasında da soğumaya bırakıyoruz. Diğer pastacı kremasıyla devam ediyoruz. Şimdi bu erittiğimiz çikolataya, kremaya arkadaşlar daha yoğun bir kıvam alması için bu şekilde pastacı kremasından katıyorum. Üzerindeki tarife göre yapmayacağım arkadaşlar. Ben de bu şekilde denemek istiyorum. Ben de çok heyecanlıyım pastam nasıl olacak diye. Evet, bir çay bardağı da sütümüzü ilave edip karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başlayıp bu şekilde koyu bir kıvam alınca arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bir mikser yardımıyla da hafifçe çırpıyoruz ki böyle pütür pütür kalmasın arkadaşlar. Daha sonra bir cam tabağımızı alıyoruz. Kekimizi onun üzerine koyacağız arkadaşlar. İçi de ne kadar güzel bir kek valla. Pes pembe böyle Red Velvet keki. En sevdiğim renkler pembe, mor renkler arkadaşlar. Şöyle alalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz pasta kremasından bu şekilde yayıyoruz. Biraz da Hindistan cevizi serpiyoruz. Güzel bir aroma katsın arkadaşlar. Sonra dilimlemiş olduğumuz muzlardan arasına katıyoruz. Güzel, lezzetli mi lezzetli bir pasta olur inşallah. Muz dilimleriyle kapladıktan sonra diğer parçasını da üzerine koyuyoruz. Geriye kalan pasta kremasını da arkadaşlar böyle üzerine kaplıyoruz. Krema ile kapladıktan sonra şöyle arkadaşlar, bu aparatla, siz evde bıçakla falan da yapabilirsiniz yoksa. Böyle hafif dokunuşlar yapıyoruz ki pasta biraz daha düz bir kıvamda olsun. Tabii evde yapılan arkadaşlar, profesyonel pastacılar gibi olmadığımız için onlardaki malzemeler tabii bizim evlerde olmadığı için o imkanlar. Artık elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar biz de nacizane işte böyle çocuğumuza, eşimize, dostumuza, ailemize pratik tarifler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Böyle güzelce düzeltelim etrafını. Şimdi bunun üzerine de Hindistan ceviziyle kaplıyoruz. Şimdi gelelim süsleme kısmına arkadaşlar. Bu şekilde aldık. Artık ne bulduysak arkadaşlar aldık ki hangisi işimize yararsa kullanırız diye. Bizim burası küçük bir ilçe olduğundan artık ne bulursak onlardan alıyoruz. Şöyle şunları kulak gibi olur diye düşündüm. Şekilde bonibonlardan göz, ağız, burun yaparım diye düşündüm arkadaşlar. Renkli renkli. Bu şekerlemelerden de arkadaşlar şöyle bıyık falan yaparım diye düşündüm. Şöyle içerisinden çıkıyor. İkiye kestiğimiz zaman şu şekilde olur diye düşündüm. Ve de güzel oluyor sanki. Keşke imkanlar daha çok olsa da arkadaşlar daha fazla yapabilsek. Eldeki imkanlar maalesef bunlar. Yani en iyisini yine sizler için paylaşmaya çalışıyoruz. Beğeni yorumlarınızla da arkadaşlar güzel arkadaşlar, dostlar ediniyoruz. Hepinizden Allah kat kat razı olsun inşallah. Şu şekilde şimdi diğer tarafını da süsleyelim. Aslan yelesi saçaklarını da yapıp daha böyle süslü püslü yapabiliriz. Bu şekilde etrafını yele gibi yapabiliriz arkadaşlar. Sevimli aslancığın bıyıklarıyla karışmasın diye bütün hepsini mavi renkte yaptım yelesini. Şu şekilde de arkadaşlar yine şekilli şüküllü sevdiğimiz için külah aldım. Bizim minik kuzucuk böyle boş külahları çok seviyor. O yüzden yanına da bu şekilde boş külahlarla şöyle göstereyim. Bu şekilde portakallı jöleli bisküviyle çok seviyor. Ben de ona bir sürpriz yapıp yanlarında öyle süsleyeyim dedim. Tabii külahı şöyle şuradan kesmemiz lazım arkadaşlar. Büyük gelecek. Onu da sonrasında bir şeyde değerlendiririm. Şöyle dikkatlice yavaşça kesiyoruz ki kırılmasın. Bu boyut iyidir. Bu şimdi portakallı jöleli bisküvilerden de şöyle koyduk mu içine. Mis gibi etrafına dolanacağız. Güzel bir süsleme olacak arkadaşlar. İşte arkadaşlar ponçik aslanımız tamamlanmış şekilde elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde yapmaya çalıştım. Buralara da beneklerini şu şekilde kuş üzümü vardı evde. Şimdi onlardan da koyacağım. Artık dediğim gibi evdeki eldeki imkanlar neyse onları değerlendiriyorum arkadaşlar. Böyle ponçik ponçik yanaklı. Çilli çilli bir aslanımız olsun. Diğer yanağını da yapalım. Minnoş çilli aslanımız arkadaşlar. Ve son hali bu. Artık başka süsleyecek bir şey kalmadı evde arkadaşlar. Bütün imkanları değerlendirdim. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar imkanlar dahilinde anlatmaya çalıştım. Hepinizin evlerinden sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Tüm evlatlarımızın yolu da bahtı da hep açık olsun. Hiçbir evladımızın ayağına taş, gözüne yaş değmesin inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey o güzel gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın.